peygamberimiz ne diyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ramazan ayında 2 kere 15 gün arayla ay ve güneş tutulmaları olacak diyor. Ay ve güneş tutulmaları 15 gün arayla. Oldu mu olmadı mı? Oldu. Fırat nehrinin suyu kesilecek diyor. Kesildi. 2 kuyruklu yıldız çıkacak diyor. 2 kuyruklu yıldız çıktı mı? Çıktı. Biri çok parlak olacak diyor. Diğer kuyruklu yıldızların aksi istikamette ve çift uçlu olacak diyor. Aynısının dediği çıktı mı? Çıktı. O zaman Mehdi de çıktı. 1000 tanesi doğruysa 1001. de doğrudur. İnşallah. Peş peşe 1000 tanesi doğruysa 1001. de doğrudur. Önümüzdeki yıllarda Mehdi'yi bütün ihtişamıyla göreceğiz. İsa Mesih, Seyyidina İsa Mesih, İsa İbni Meryem. Onu da güzel yüzüyle göreceğiz. Ona şu an zemin hazırlıyoruz. İsa Mesih'e önce evi hazırlamak lazım. Evi hazırlayacaksın ki ağırlama güzel olsun. O ağırlanmaya geliyor zaten. Ağırlanmaya geliyor. İnşallah. Cenab-ı Allah'ın nazlı peygamberidir. Allah onu hiç böyle çatışmanın, olayların içine hiç sokmadı. Roma ordusunu yakalamaya kalktı. Hemen Cenab-ı Allah onu nur haline getirdi. Nur bedeni haline getirdi. Nur olunca göremediler. Katını aldı Cenab-ı Allah. Nazlı peygamberdir. Allah onu rahat ettirmeye gönderiyor dünyaya. Niye seviyor Cenab-ı Allah biliyor musun İsa'yı? İmanından dolayı seviyor. Yani Allah onda çileye gerek duymuyor. Çok imanlı olduğu için. Mesela bu da çok acayip. Evet. Mesela bak Hazreti Musa yılan şekline gelince asası telaş ediyor. İsa'da bu yok. Mesela Cenab-ı Allah diyor ki suyun üstünde yürü. Geçeceksin diyor. %100 iman ediyor. Bak 99 değil. Basıyor, geçiyor hakikaten. Mesela bak talebesi diyor ki bak iman et, geçeceksin diyor. Bir anda kuşku duyuyor suyun ortasında, batıyor. Diyor bak diyor, ey diyor zayıf imanlı diyor. İmanla kuşku duydu hemen battın diyor. Tam iman ettiğinde metafizik bir varlık oluyor. Tam. Ölüyü diriltecek hale geliyor. Yani olağanüstü bir yetenekle doluyor. İsa Mesih'in imanı müthiş bir iman. O İncil'de de geçer. Müthiş bir iman. Mesela Roma askerleri geliyor. Başka sosu telaş eder değil mi? Bağıra çağıra geliyorlar. Gayet rahat. Gayet rahat. Rabbim benimle diyor. Allah'a tevekkül ediyorum diyor. Ama telaş yok. Hiç. Askerler kapıya gelince, işte Yuda İzaryot içeri girince, bir anda nur kesiliyor. O anda. Yuda İzaryot içeride sap gibi kalıyor. Diyorlar, yakaladık. Var gücüyle bağırıyor ben İsa değilim diye. Ciyak ciyak böyle. Saçlarından sürükleyerek dışarıya çıkarıyorlar. Sürekli bağırıyor ben İsa değilim diyor. Sonra götürüp çarmıha girdiler. Karnından çivilediler. Ellerinden çivilediler. Ayaklarından çivilediler. Son ana kadar bağıra bağıra o şekilde can verdi. Şimdi Cenab-ı Allah İsa Mesih'i yeniden gönderiyor. Geldiğinde evlendireceğiz. İnşallah. Çok imanlı. Müthiş zekidir İsa Mesih. Özelliği odur. Çok akıllı. Muhakemesi mükemmel. Mesela maddenin varlığına bakıyor. Bakıyor görüntü beyinde oluşuyor. Bu evrimle devrimle olacak bir şey değil diyor. Yani adama yani net iman ediyor. Mesela proteinlerin yapısına bakıyor. Kesin diyor. Ya yani aklını tam kullanıyor.
muhakemesini, yargısını tam kullanıyor. Ama insanlar öyle değil. Dikkatini pek veremez. Yoruluyor dikkati. Dağılır hemen. Hemen Darwinistler de acaba doğru söylüyor mu der, bilmem ne. Fakat iman derecesine göre tabii. Akıl derecesine göre. İsa Mesih'in hafızası da çok güçlü. Mesela bir şey okuduğunda aklında bütünüyle blok kalıyor. Mesela şimdi o bu iman hakikatleri Kur'an üzere onları öğrendiğinde su gibi bilir. Ona bir tanesi yeter. Yani kainata şöyle baksa hemen iman eder anında. Ama avam imanı gibi değil imanı. Çok çok güçlü. Onun için Cenab-ı Allah Mehdi'yi önden gönderiyor. İslam'ı hakim ettiriyor. Çok rahat edeceği bir ortam meydana getiriyor. Hristiyan aleminin başına Müslüman peygamber olarak geçecek. Mehdi kendisinden sonra onun halife olmasını istiyor. Mehdi'nin vefatından sonra o halifeliğe geçecek. Ama kısa ve onun hayatı da kısa. Yani çok uzun değil. İşte Mehdi'den sonra az yaşayacak. Sonra ortalık birbirine girecek. Artık gizli ve mağlubiyet içerisinde diyor. Vazife-i tenviriyelerini yapmaya devam ederler diyor. Kapat yavrum soğutucuyu. 1506'ya kadar açık, zahiri ve galibane diyor Bediüzzaman. 1506'dan sonra gizli ve mağlubiyet içerisinde diyor. Vazife-i tenviriyesini yapmaya devam ediyor. Ta 1543 yılına kadar. Hicri 1543. 1543 yılından sonra Kur'an göğe ref ediliyor. 2 yıl müthiş bir kepazelik. Artık dayanılmayacak derece geliyor. Allah hiç anılmıyor. Kur'an'ın sayfaları hepsi yakılıyor. Kur'an göğe alınmış oluyor artık. Artık diyor dünyanın aklı hükmünde olan diyor Kur'an'ın göğe çekilmesiyle dünya aklını kaybeder diyor. Divane olur diyor. Divane olduğu için de başını diyor izni ilahiyle başka bir seyyareye vurur diyor. Zaten bilim adamları da 2120 gibi bir gök taşının dünyaya çarpacağını söylüyor. Yani olay o kadar da gizli değil. Ya biliyor bilim adamları, yayınlandı o. Çok büyük bir göktaş. Onlar da diyor ki vurdun mu diyorlar, deler geçer dünyayı. Ama çekim gücünden dolayı diyor, dünyaya bir daha vuracak diyorlar. İkinci vurmada da dağılır dünya. Zaten Bediüzzaman söyledi de aynısı. Bilim daha yeni buldu onu. Bediüzzaman 80 sene önce söylüyor. Bilim adamları onu buldu 5-6 yıl oluyor. Göktaşı geçti. Yine çok yakın bir mesafeden. Çok büyük yükücü etkisi olabilecek şiddetli bir göktaşı. Bugün değil mi? Evet. Maşallah. Belki en tehlikeli diye söylüyorlar. Ayın uzaklığı 3 kat uzaklığında ayla aramızdaki mesafenin 3 kat uzaklığında. Geçti. Evet. Yaklaşık 50 kilometre hızla dünyanın yakından geçiyor hocam. Bir mermiden 17 kat daha fazla inşallah. 99'dan itibaren de bulut şeklinde dünyanın etrafında kümelendiler hocam inşallah.